Evet millet evet, bugün Galaxy 1 adlı oyunun canlı kanlı ilk bakışı ile ilk izlenimi ile birlikteyiz. İlk izlenim olacak online bir oyun değil çünkü bu single bir oyun. Kendisi tek oyunculu böyle retro oyunlardan bir tanesi yeni çıktı. Ee, benden de bir videosunu çekmem istendi de dedim hemen bir videosunu çekeyim. Şurada görmüş olduğunuz üzere bu şekilde eski böyle brick oyunları vardır. Onlardan bir tanesi bunları böyle vuracağımız bir oyun olacak. Bunun bir tane ismini unuttum şu an bu tarz bir oyun oynuyordum ben. Ona çok benzettim. Bakalım birlikte göreceğiz, inceleyeceğiz. Ee, şöyle aşağı doğru gelecek olursak oyunun fiyatı bu arada 5 dolar gibi bir fiyatı var. Ee, TL fiyatını artık söylememe gerek yok. Çünkü TL artık yok. Ne güzel. Evet. Harika. Neyse. Şimdi tek oyunculu bir oyun olarak geçiyor. Bu oyun. Onun dışında şöyle başarımlar falan var. Bunlara bakabiliyorsunuz. Türkçe'de desteği zaten yok. Zaten de retro bir oyun. Kendisi dediğim gibi eski oyunlardan, eski tip oyunlardan bir tanesi. Yeniden yapılmış öyle diyeyim. Ee, bu şekilde daha da uzatmadan direkt bence oyuna geçelim çok zaten. Burada bakacağımız bir şey yok. Direkt oyuna geçiyorum. Evet. Orada seslerimi kapatabilirsem çok iyi olacak. Geri geldim. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Müzik işte sesler, tema ayarlar falan yapabiliyormuşsunuz buradan. Onun dışında şöyle bakacak olursak camping ne acaba? Menüsü bir şekilde. Şurada bir leaderboard falan olacakmış. Bu oyun daha yeni yeni gelişiyor bu arada. Onu söylemiş olayım da baştan. Yeni yeni gelişiyor. Buradan işte yapımcılarını falan görebiliyorsunuz. Şu an 2, 3, 4, 5 kişi falan yapıyorlar. Ee, Endless Deep sonsuz oynanabiliyor galiba. Bakayım. Uha, vuramıyorum. Ha bununla vuruyor. Bu niye çalışmıyor peki? Bu. Hı, enteresan. Maslo oynuyoruz. Onun dışında ha veya d oluyor. Sesler çok acayip bu arada. Seslerin bir düzeltilmesi lazım. Aa bug'a girdi bu arada bu. Daar. Şimdi burada bunun sıkıntısı şu. Hareketini sabitliyor. Burada böyle olmaması gerekiyor tabii ki. Şimdi oynayabiliyorum. Şu saat 3'te de oynayabiliyoruz. Bu yalnız sabitleniyor. Bu çok yanlış bir şey şu an. Şu köşelemesini nasıl itebiliriz acaba? Evet, bunları böyle kırıyorduk. Yalnız bu sağa doğru vurdukça sağa kayması lazım. Sola doğru vurdukça sola kayması lazım. O biraz çok ayarlanamamış gibi. Sesler çok acayip. Aa oh, bunlara vurursan patlıyorsun. Şu mesela ateş edebiliyorum ama patlamıyor. Bir şey yapmıyor. O da enteresan. Burada skorumuz var. Menüye dönelim. Campinglere bakalım bir de. Orada leveller varmış mesela. Bak bunlar niye vurmuyor ki ama ateş ettiğim zaman. Çok garipmiş. Onları böyle vuracağız. Yalnız sabit kalması çok kötü şimdi. Yanına doğru gittiğim zaman yana doğru hareket etmesi bir de sesler çok böyle dengesiz ya, bunun ses ayarının olması gerekiyor, onu da söyleyeyim. Ee, şey diyeceğim bir de bu sabitleniyor, bunun sağa doğru gidiyorsan biraz kendini sağa alması lazım. Mesela nereden vurursam vurayım düz gidiyor. Sadece köşelemesine vurursan böyle bir hareketlilik var, öyle bir olayımız var. Bunlara da değmeyeceğiz galiba. Şunlar koruma veriyor da. Oh, öyle. Ee, bir de şu. Ya bunlar vuruyor artık. Bak bunlar vurabiliyor. Az öncekiler vurmuyordu. E ben böyle bitiririm ki oyunu. ya. Vur 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 vur. Hiç top atmadan oyun bitirirsin. Oyunun bug'ını bulduk şu an. Onun kesinlikle çok gelişmesi lazım. Onun süresi varmış bu arada. Oha, bunları patlıyorsun direkt. Şunları alırsam mı patlıyor? Bunlar füze galiba. Bakayım bir alayım onu. Aynen bunlarla vurabiliyorsun mesela. Hop. Bu arada mouse da oynanıyor. Bir de VASD ile de oynayabiliyorsun. Şu VASD dediğim işte A D ile kayabiliyorsun yana falan. Valla garipmiş. Valla garip. Bak bunun sabitlenmesi çok kötü abi. Bunun hafif yana doğru değdiğin zaman göstereceğim şimdi onu. Bu gelsin diye bekliyorum. Şunu alırsam bitireceğim zaten oyunu da. Bak şu yana doğru değdirdiğin zaman zaten otomatik kayması lazım. Yönünü ayarlaması lazım. Ama burada öyle olmuyor. Onun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Bunu bu arada boşuna mı aldım? Bunları patlatamıyoruz galiba. Şunu alsam yeterli olur mu acaba? Onu bir bakacağım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Ha bitireceğim bu arada. Bitti. Next level diyoruz ama ha. Başarımlar falan geliyor. Hmm. 100 birik kırmışız. Onun sabit kalması çok kötü bu arada. Bak şöyle çaprazına geldiğin zaman devam etmesi lazım. Yani yönünü hareket ettirmesi, döndürmesi lazım. Ortadan hani İlla köşeye mi vurmam lazım? Şöyle vurmam gerekiyor. Çok saçma yani. Onu demeye çalışıyorum da. Garip gerçekten. Onu düzeltilmesi lazım. Onun dışında şöyle bir bakacak olursam. Bak hareket etmeye de korkuyor insan. Çünkü patlayacak yani direkt. Bunu almam lazım benim. Geliyor bir şey geliyor. Aldım. O neyle? Mesela bunun koruma sağlaması gerekmiyor. Ama tutuyoruz. Güzel. Bunu sabitleyecek Bak bu bunu tutuyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Büyümüş ya. Hızlanıyor bir de. Öyle bir olay var. Hızlanması normal de şey kötü ya. Dediğim gibi yönlendirme olayı şu an çok sıkıntı, Onun düzeltilmesi lazım acilen. Bak yine sabit kaldı. Şimdi bunu hayatta çeviremeyiz. Bunu nasıl çevireceğim ben? Köşelemeye nasıl vuracağım ki? Heh. Çok sıkıntı. Bunu kesinlikle düzeltilmesi gereken iki şey bu. Hop. Hop. Tamam ben bunu böyle kendim bitiririm. Sıkıntı yok. Aa bitti. <laughs> Bak, ne bulduk oyunu. Abi Köşeye doğru geldiği an çevirmesi lazım. Onu bir yapsalarmış. O bahsettiğim oyuna dönecekmiş. Orada bir sıkıntımız var. Şu an hiçbir şekilde döndüremiyorum mesela. Bu ne lan? Ne geliyor öyle? Oy. Yetici zorlaşıyor bu arada. Seviyeleri yine fena değil gibi de. Oy. Ne olmam lazım ya. Ya yön vermeye çalışırken ölüyorum sürekli. Var ya çok sinir bozucu bu. Şunun da tutuyor olması lazım mesela. O değil mi bu? Bahsettiğim oyunda şunu aldığın zaman tutuyorsun. Sabitliyorsun falan gibi bir şey vardı. Allah. Bakalım bakalım. Bunu çok boş attım bu arada ya. Dur. Şöyle birazcık vuralım. O elle gidermezsek gidemeyiz galiba gibi duruyor. Yalnız çok hızlanıyor bazen. Öyle bir sıkıntımız da var. Aniden hızlanıyor ya garip. Buradan atlatabilirsem. Lan ne oluyor? Sakin ol şampiyon. Köşelemeye vurmam mümkün değil bu arada ya. Çok güzel. Böyle bir tane bir tane şunlara vurursam bu işi halledeceğiz bence. Bunu da alayım. Lan burası kaldı zaten sadece. Öyle bitiririz herhalde buradan. Lan. Niye öldüm? Neyse ben bitirmeye gidiyorum. Hadi gidelim. Tamam, bitti zaten. Evet, next level. Okay. Tamam böyle ilerliyor leveller. Bunu çok da böyle bir bakmaya gerek yok. 10 tane level var zaten. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Doodle champ neymiş bakayım bir de. Oo. Bunda seviye şey e, seviyeler. Doodle dedi. Çizimlerle yapılmış seviyeler var. Hiç fena değil. Onun çizimi daha güzel. Ama işte dediğim gibi yine aynı sorun burada da var. Bence düzeltilmesi gereken en büyük şey bu. Onun dışında çok da bir sıkıntı ben göremedim aslında. Olur yani iyi olmasın şu oyun. Büyük ihtimal şu şeyden sektikçe olur diye düşünmüş olabilirler bunu da. İşte öyle olmuyor. Bir de bunda şu an yalnız şöyle de bir sıkıntı var. Görünmüyor abi. <laughs> Her şeye beyaz olduğu için. Ha yok olduk. Nereden geldi belli olmuyor. Güzel yapmışlar da. Yani çok belli olmuyor. Retro neymiş bakayım. Bak bu da retro. En eski tip değil mi? Bak. Yanlamasına gittiğim zaman bir çevirse bence mükemmel olacak. Yani şu an en büyük sıkıntımız dediğim gibi bu. Hafif yandan vuruyorsam bak, kayması lazım. Yönünü oynatman lazım yani. Ben bunu çevirmek için çok uğraşıyorum yoksa. Hmm. Şunu alabilirsem eğer şayet. Heh. Hadi bak. Bir de bunların şeyleri olması lazım. Lan kaçırdım onu. Şunu alsam. Şunu alsam. Bu mesela içinden geçen olması lazım falan. Onlar da olması lazım. Ekstra güçler vardı şunlar mesela. Şun Evet. Güçleri yukarıda göster. Yine sabitlendi bak bunu. Çok kötü bir onun olması işte bunun sabit kalmaması lazım. Bir de can hakkı çok vermişler. Bu kadar can hakkı da verilmemesi gerekiyor. Ay. Onun da yakaladım ha. Hiç bilerek ölebiliriz bir tane. Dur bakayım. Tamam. Ah, olmadı bu. Şuraya doğru sallarsak şunu. Bak onu alırken öleceğim şimdi. Ben ne dedim? <laughs> bunu şu yanlamasını ittirmem için şöyle. Heh. Hop bitti zaten. Next level diyorsun. Bunu da bitiriyorsun. Evet. Böyle. Yani oyunu çok da uzatmaya bence gerek yok. Mantığı biliyorsunuz zaten. Eski retro oyunlardan bir tanesi kendisi. Yani retro oyunların yeniden yapımı diyebiliriz. Steam sayfasını zaten gösterdim. Şimdi tekrar dönelim. Böyle seviyelerle ilerleyebiliyorsunuz. Ya da Endless deyip sonsuz oynayabiliyorsunuz da bu bitmiyor zaten. Böyle gittikçe gidiyor. Rastgele random seviyeler oluşturtuyor falan filan. Böyle. Bunu çok da bence uzatmaya gerek olduğunu ben sanmıyorum dediğim gibi. Ee, bakayım burada play'ler. Bak burada güçler yazıyor. Beam dedi işte lazer atıyor. Koruma kalkanı veriyor. Bu neymiş acaba? Bunu çaldık mı biz acaba? Bak multiye çevirmesi lazım burada. Birkaç tane yapması lazım. O oyunda bunu tam gösteremedik. Şu da zaten şartları alıyor. AD ile oynayabiliyorsunuz. Mouse oynayabiliyorsunuz. P ile pause varmış falan filan. Burada her şeyi gösteriyor zaten. Böyle. Campingler oynayabilirsiniz. Endless'ten sonsuz oynanabiliyor. Lider falan gelecek dediğim gibi. Şu a gelmiş buraya bir şeyler. Wow. Kendimizi ekleyebiliyoruz mu acaba buraya? Endless'te galiba bitirirsek bayağı bir puan alırsak ekleyebiliyoruz. Ekleyelim mi adımızı? Dur bakayım deneyelim azıcık. Ee, şu an dediğim gibi en büyük sıkıntı bence şunun sabitlenmesi. Yani hafif şu yandan vurduğun zaman hafif döndürmesi gerekiyor. İlla böyle uç, uç noktaya dokunman gerekmemesi lazım. Öyle bir sıkıntı var dediğim gibi şu an. Onun dışında çok da bir sıkıntı görmedim. Bu bana vurursa ölür müyüm? Bana bana geliyor. Hop. Çevittir oradan. Bir de can hakkı çok vermiş ya. Niye bu kadar can hakkı var onu da anlamadım. Ah. Oh. Olmadı bu. Çok olmadı. Dur. Bak yine çeviremiyorum ki abi. Çevirmek inanılmaz sıkıntı ya. Bu ikisini alacağım bakayım. Bir de hızlanıyor gittikçe. O birazcık. Bu ne yapıyor acaba? Düşmemesini sağlıyor da. <laughs> fenalıkmış. Bitirdim. <laughs> 10 puanım var ha. Next level. Gel. Bakayım sıralamaya girebileceğim mi? Azıcık da onu uğraşayım. Ondan sonra biteriz. Zaten çok dediğim gibi anlatacak bir şeyimiz yok. Bildiğimiz standart birik yani. Eski retro bildiğimiz birik. Şimdi buradan o bak bak bak. Bir bak daha buldum yeni. Nasıl? Bu var ya kalır böyle. Vallahi kalır bu. Ölmemiz lazım. Dur. Şuna çarpayım öleyim. Gel bana. Hop. Tamam. <laughs> Başka türlü kurtaramayacağız çünkü. Bunu ben elle bitiririm. Dur. Bak bitirdim. Tamam. Ben en rahat elle bitiriliyor galiba. Yeni yüksek skorum. 20k. Hadi bakayım. Bakayım çoklu top oluyor mu burada? Bak olmadı bak. Bunda da bug var şu an. Birkaç taneye çevirmesi lazım. Onu bak bir daha alacağım şimdi onu. Tekrar deneyelim. Burada 3 tane 2 tane olması lazım. Bak aldım. Aa oldu. Tamam. Bir hafif bağlama yine de. Bak ya bak ya. Nereden geldi çarpıyor. Gel 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 gel. Ya şine. Abi bu sefer de 4 tane top olmuş. Ne oluyor? Enteresan. Neyse hakkımızı bir bitirelim. Bakalım ne oluyor. Sıralamaya gireceğiz mi? Ona Lan ne oldu? <laughs> Düşmüyordu değil mi şimdi? Yanlışlıkla seviye atlayacağım. Oba. Tamam düş şimdi. Çok hak vermişler ya. Bu, bu, bu şu an yani. Neyse bir seviye daha atlarız buradan. Aa bitirdim bak. <laughs> Zorla seviye atlıyoruz. Seviye atladığım zaman bir de sıfırlanıyor ya. O garip. Hakkım nasıl sıfırlanıyor. Mümkün değil kaybetmek galiba oyunda. Oğlum 45 tane hakkı neyle bitireceksin ya? Zaten bunları rastgele atsan her seferinde bir tane bulsan, Bak. <laughs> Düşmeyecek de şimdi. Allah'ım. İnanılmaz. inanılmaz. Eski YouTube kanalı kapandı şu an ya benim o yüzden Bu böyle bitmeyecek galiba bunu böyle Bitiremiyorsun arkadaşlar bu Lidere gireriz diyorduk da yok girilmiyor Adamlar zaten 70-80k'lara çıkmış Neyse çok da önemli değil Oyunumuz bu şekilde eski kanal dediğim gibi bu arada Eee İlk eski kanalımız kapandı. Şu an yeni bir kanal açtım. Orada devam ediyoruz hala da. Ona da bu ara yoğunluktan ara verdik. İşte böyle ufak ufak ara ara tekrar döneceğim. Yani ama tanıtımlar olacak. Yakın zamanda hatta güzel oyunlar tanıtılacak. Onların duyurusunu yapacağım. Haber edeceğim. Discord'a katılırsanız oradan haberdar olabilirsiniz. Neyse. İncelememizi incelememizi de yavaştan bitirelim. Gel. Galaxy Brick böyle bir oyun arkadaşlar. Oyunun genel bakışına gelecek olsa grafikleri görüyorsunuz. Retro bildiğimiz eski tip oyunlardan bir tanesi. Yenilenmiş haliyle birazcık gelişmesi lazım. Özellikle arayüz ve işte oyun içindeki o ufak bugların düzeltilmesi lazım. Onun dışında sesler fena değil ama bence seslerin de iyileştirilmesi lazım. Ee, başka da söyleyebileceğim yani çok da bir şey yok aslında. Çok basit bildiğimiz birik oyunu dediğim gibi. Ee, almak isterseniz şu an 5 dolara buradan alabiliyorsunuz deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimimizi yavaştan böylece bitireceğim. Özetle Galaxy Brix böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş olduk.